Şimdi Büyükşehir hiç alıyor. Evet, bunu zaten sizin programımıza katıldığında da söyledi. Evet. Sorduğunuz soruya karşılık. Evet dedi, biz dedi işçi alımı yapacağız. Ama bunu dedi neye ihtiyacımız varsa ona göre yapacağız. Evet. Zaten bu işçi alımında şeylerinde var. İşte şoför alacağına dair. Şoför, düz evet. işçi falan işte 3 diyorum 15 veya 13 mü yazıyor? Büro ofisi yani. Evet, evet, evet. Büro elemanı 13 veya 15. Diğer hepsi bunların sağdaki elemanlar. Şimdi bunu sevgili İnci'nin de söylediği gibi şimdi Çukurova eleman almıyor mu? Şu 2 senede alıyor. Yani hepsi alıyor. Seyhan almıyor mu? Alıyor. Öbürü işte Ceyhan'ı almıyor mu? Alıyor. Karahisalısı almıyor mu? Alıyor. Ama şimdi tabii Büyükşehir'de çok ciddi bir çıkış yapıldığı için 2000 kişiye evet. yakın. Şimdi bunu zaten 4 gözü muhalefette bekliyordu. Nasıl vururuz diye. Şimdi bu 210 kişi aslında devede kulak. Yani bugün burada önemli olan bu 210 kişi alınırken bence nasıl ki bir kurumsal firmalar insan kaynaklarında CV'leri inceliyor. Evet. Bu hak edene veriyorsa bu çalışma hakkını ahbap çavuş ilişkisiyle alınmaması lazım. Bakın ben şimdi bakıyorum belediyelere alınan insanların %70-80'i ahbap çavuş ilişkisiyle alınıyor. Yani farklı bir şekilde beklenenler. Ama işte ama sıkıntı burada. Şimdi böyle oldu. Bak şimdi şuraya geleceğim. Yazık, evet. Şimdi şuraya geleceğim sevgili Murat Öner. Şimdi işte böyle olduğu zaman da dolayısıyla refereyle yani referanslarla gelenler bu referanslar şimdi CHP kaybetti. Zeydan kadar seçimi kaybetti. Misal AK Parti'den evet. bir insan geldi. AK Parti'den X şahıs geldi belediye başkanı oldu. Doğal olarak kendi partililerini getirecek, CHP'lileri çıkartacak. O zaman da biz bu eleştiriler belki yapılacak. Ha doğrusu bu mu? Elbette değil. Ama maalesef siyasetin kirli yüzü diyoruz biz buna. Siyasetin bu yüzünde de bu iş var. Yani partisiyle gelen partisiyle gidiyor. Seçimi kaybettiği zaman gidiyor. Ya işte onun için benim de söylediğim yukarıdan başlamalıydı. Ve kendi partililerinden de işten çıkardıkları var. Yer değiştirdikleri var. Yani düşünün kendi partisini oradaki kadrodaki müdür ondan sonra daire başkanı tanımıyor. Evet. Düşünün ki bu insanlar çok çok önceden girmişler işe. Yani muhtemelen elbette ki yani şimdi bir belediye başkanı eğer belediye başkanı olduysa işte nedir? Bunlar Millet İttifakı, Sol, Cumhuriyet Halk Partili yani her belediye başkanı elbette ki kendi çevresini, kendi kadrosunu getirir. Ha ama dediğimiz gibi keşke bu 210 işçi olmasa da 2100 işçi olsa. Ya tabii alsınlar yani ama. Bununla ilgili altyapı oluştursalar. Evet. Bununla ilgili yatırım yapsalar elbette ki. Ama tabii ihtiyacı olan insanları alsalar sonuçta. Ki müteahhitleri aldılar. Daha önce de aldılar. Bu hiç duyulmadı bile. Müteahhit kadrolarına şimdi girenler var. Şöyle bir şey var. Mesela her belediye başkanı aldırıyor ya şimdi kendi paralı askerleri gibi görüyor bu aldığı insanları. Seçim döneminde hepsine sosyal medya hesabından bir kere saldırtıyor rakiplerine evet. karşılığı. Şimdi bunu kimse burada polyancılık oynamasın. Bunu yapıyorlar. En son seçimde yine gördük. Şimdi dolayısıyla burada kaybeden bir başkanın yerine yeni başkan geldiği zaman iyi ben geleceğim bu makama koltuğa oturacağım. İnci bana sallamış, Murat bana sallamış. Ben bu televizyonun başına yüz yüze bakacağım. Hala onlara çalışacağım. Yani işini iyi yapıyor olsa bile bende bir olur. İçimde evet. bir uhde olur. Eziklik olur yani. Ben bir uhde olur içimde ben bunlara tam derim. Dolayısıyla bu şey konusunda belediye yani eğer böyle bir kaygı varsa belediyeye başvuru yapmayacaksın. İyi girerken Murat Yonatları belediyeye soktu ne güzel. Gül oynaya gireyim. Çıkışın verildiği zaman 5 sene sonra veya 10 sene sonra yönetim değiştiğinde buna da hazırlıklı olacak insanlar yani. Yani